Vergi Bilenler ekibi olarak herkese merhaba. Konaklama vergisi biliyorsunuz 11 2023ten itibaren yürürlüğe girecek. Konuyla alakalı 14 Aralık 2022 tarihi itibariyle resmi gazetede konaklama vergisi uygulama genel tebliği de yayınlandı. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle biz zaten bu videoyu Aralık ayı itibariyle çekiyoruz. Aralık 2022 tarihi itibariyle çok büyük ihtimalle Ocak ayı itibariyle konaklama vergisi beyanları alınmaya başlayacaktır eğer herhangi bir erteleme olmazsa. Zaten birkaç yıldır erteleniyor biliyorsunuz. 7194 sayılı kanunla yürürlüğe girmişti. Hayatımıza 3 yeni vergi girmişti. Dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi. Bu 3 vergi içerisinde konaklama vergisi bugüne kadar ertelendi. Diğerleri halen hazırda uygulanmaya başlandı. Şimdi öncelikle konaklama vergisine başlamadan önce şunu ifade etmek lazım ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medya üzerinde, sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği var. Çadırlardan vergi alınacak, karavanlardan vergi alınacak, yok işte e, kamp alanından vergi alınacak vesaire. Konuyla alakalı çok net bilgiler içerecek şekilde bir video hazırladık. Özellikle meslek profesyonellerinin izlemesini önereceğimiz bir video olacak. Biz sizler için konaklama vergisi genel tebliğini baştan sona kadar inceleyip bu videoyu hazırladık. Şimdi konaklama vergisi biliyorsunuz gider vergileri kanun içerisinde 34. maddeye ekleniyor. Tek maddede bütün her şey o madde içerisine eklenmiş durumda. O maddede kanunun temeli orada ifade edilmiş ama Ciddi anlamda soru işaretleri vardı, daha detaylara ihtiyaç vardı. Bu noktada da konaklama vergisi uygulama genel tebliği gerçekten bu soru işaretlerine cevap verir nitelikte. Konaklama vergisi gider vergileri kanunu içerisinde yer almasına rağmen Hani yapısı gereği, özellikleri gereği katma değer vergisine benziyor. Netice itibariyle bir e, dolaylı vergi. Bu videoyu izledikten sonra konaklama vergisiyle alakalı herhangi bir soru işareti kalmayacağını umut ediyoruz. Hemen başlayalım videomuza. Ve Belgenin konusuna bakalım öncelikle. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen şeklinde başlıyor cümle. Geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler. İşte yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi oluşturur denilmiş. Şimdi gider vergileri kanunun 34. maddesine maddeye baktığımızda e, verginin konusu zaten burada da ifade edilmiş. Aslında enteresan şekilde hani konaklama tesisleri olarak ifade edilmeden otel, motel, tatil köyü vesaire gibi e, böyle tek tek sayma usulüyle sayarak e, konaklama tesislerine verilen neyi vergilendirecek? Konaklama hizmetini yani geceleme hizmetini vergilendireceğini ifade ediyor. Aynı zamanda geceleme hizmetiyle birlikte satılarak i̇şte nedir? İşte aqua parktan istifade ediyorsunuz mesela diyelim ki otelin aqua parkını, termal tesisini kullanıyorsunuz. Bu şekilde satılarak bunları kullandıysanız yani siz geceleme hizmeti ile birlikte bunu da satın aldıysanız o zaman e, verginin konusuna bunun da girdiği ifade ediliyor. Gece hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesine sunulmasının vergilendirmeye etki etmediği de ifade ediliyor. Bu noktada e, işte bir diyet kampı yapıyoruz diyelim ki bir otelimiz var. Bu otelde 10 günlük diyet kampları yapıyoruz. Sağlıklı yaşam kampları yapıyoruz. İşte yoga dersleri veriyoruz sabahleyin işte böyle yoga dersleriyle uyanıp özel besinlerle beslenip kendimizi böyle detoksu yapıyoruz diyelim ki sağlıklı yaşam tesisi bünyesinde. Bunlar e, arkadaşlar verginin konusuna giriyor. Yani sağlıklı yaşam tesisiymiş, işte otelmiş değilmiş vesaire. Hani bunlar çok da önemli değil. Tebliğde bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi burada dikkat edecek olursanız konaklama tesisi kavramının e, önemine işaret etmek istiyorum. Geceleme hizmeti burada yine ayrı bir öneme sahip ve geceleme hizmetiyle birlikte satılan e, bu diğer tüm hizmetlerin ne olduğunu bir ayrıştırmış tebliğde. Bunların detaylarını açıklamış. Hızlıca bakalım. Tebliğde konaklama tesisleri net bir şekilde ifade ediliyor. Turizm tesislerinin e, niteliklerine ilişkin bir yönetmelik söz konusu. Bu yönetmelikte her turistik tesisin hangi özelliklere sahip olması gerektiği ifade edilmiş. E açıkçası hani buradan ciddi anlamda faydalanıldığını görüyoruz. Nedir bunlar? Konaklama tesisi kapsamında düzenlenen otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisi, moteller, pansiyonlar, apart oteller, hiç fark etmez. Bunlar konaklama tesisi olarak değerlendiriliyor ve bizim hedef kitlemiz. Peki bunlarla sınırlı mı? Hayır değil. Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde az önce de ifade ettik. Verginin konusuna onların da girdiğini söylemiştik. Konaklama tesisi olarak da zaten ifade edildiği için verginin konusuna girecek buradaki geceleme hizmetleri. Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yaylı evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri. Bakın burada enteresan bir nokta var. Kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerleri ifadesi var. Bunun detayına da birazdan gireceğim. Yani karavandan vergi alınıyor, çadırdan vergi alınıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Siz çadırınızla eğer herhangi bir ormanda gittiniz, kalıyorsunuz, kimsenin sizden vergi aldığı yok. Ama siz çadırınızla beraber bir kamping alanına gidiyorsanız, o kamping alanından aldığınız hizmetten dolayı konaklama vergisi alınıyor. Nedir mesela kamping alanına gidiyorsunuz, orada elektrik elektrik kullandırılıyor, değil mi? Veya işte tuvaletleri var, duş alabileceğiniz yerleri var, ya da işte mutfağı var. Neyse. Yani şimdi siz bunları kullandığınız için günün sonunda bunlardan bir e, hizmet almış oluyorsunuz. Dolayısıyla ister kendi çadırınızı gidin orada kurun, orada çadırınızda kalın. isterseniz onlardan çadır ta talep edin, onların çadırında kalın. Fark etmez konaklama vergisinin konusuna gireceği ifade edilmiş. E, Kampi kalın dışında kamp kurarsanız kimsenin sizden konaklama vergisi alma durumunda söz konusu olmayacaktır. Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden Geceleme hizmeti sunan diğer tesisler nedir bunlar? Turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri ya da özel tesisler olarak ifade ediliyor. Bunlardan da konaklama vergisinin de konaklama tesisi olarak ifade ediliyor. Şimdi hedef kitlemizin, temel hedef kitlemizin bunlar olduğunu net bir şekilde zaten ifade edilmiş. Peki bunlarla sınırlı mı? Hayır değil. Kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan misafirhane, konuk evi, yani dinlenme tesisi ya da kamp gibi tesislerdeki geceleme hizmetleri de yine bu kapsama giriyor. Yani diyelim ki hakim evi, polis evi veya askeriye veya işte maliye misafirhanesinde kalıyorsunuz ya da işte bankanın bir misafirhanesi. Aklınıza gelecek her türlü geceleme hizmet alabileceğiniz yer. Bunlarla alakalı bu tesisler yine konaklama tesisi olarak hedef kitle arasında değerlendiriliyor. İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otelleri. Evet uygulama otelleri de e, bu malumunuz otelde çalışacak personelleri yetiştirmek üzere işte aşçıdır, komidir vesairedir. Bunları yetiştiren uygulama otelleri söz konusu. Bunlarda da yine geceleme hizmeti alınıyorsa konaklama tesisi olarak bunlar yine e, dikkate alınıyor. E, esas bence önemli nokta şu bölüm. Yukarıda sayılanlar dışında kalan turizm işletme belgesi veya iş yeri açma iş işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti tutan diğer tüm tesisler konaklama tesisi olarak ifade ediliyor. Şimdi akıllara ilk gelen soru şu. Ben evimi Airbnb'den ya da sahibinden.com'dan birkaç gününe kiraladım diyelim ki bu durumda konaklama vergisinin mükellefi olmam gerekiyor mu? Burası konaklama tesisi olarak değerlendirilir mi? Sorusunun cevabı açıkçası bende bu cümlede gizli. Her ne kadar konu şu an için tebliğ yayınlanmasına rağmen doğrudan bununla alakalı bir açıklama olmadığı için net değil. Ama kişisel görüşüm bunlardan da konaklama vergisinin alınması gerektiği yönünde. Tabi yazılı bir görüş ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defter değerlilikten özelge talebinde bulunulması çok büyük ihtimalle bulunulmuş da olabilir. Bunları takip etmekte fayda var. Yani biz bununla alakalı bir özelge yayınlanırsa videonun açıklama kısmına bu özelgeyi de ekleriz. Böylece bu konuda netleşmiş olur ama... Dediğim gibi günübirlik kiralamalarda, günlük kiralamalarda vesaire. Evet ben tamam ticari kazanç mükellefiyeti açtırdım. Evimi kiraya veriyorum. Turistik bir yerdeyim veya değilim. Birkaç gün evimi kiraya veriyorum. Ne olacak? Herhangi bir işletme belgem yok. Turizm işletme belgem vesaire. Hiçbir şeyim yok. Ama günün sonunda ticari kazanç yönden mükellefim. E, açılmış mükellefiyetim. E, i̇nternet üzerinden de kiralıyorum evlerimi, evimi. Yani burada bir mahsur yok. Dolayısıyla ne oluyor? Konaklama tesis kapsamında konaklama vergisine tabi olma durumu söz konusu olacağını düşünüyorum. Peki konaklama tesisleri ne olduğunu öğrendik ama konaklama tesisi olmayanlar neler bir de onlara bakalım. Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan mola noktaları gibi tesislerde verilen hizmetler vergiye tabi değil denilmiş. Tamam buraya kadar hani mola noktalarında alınmadığını ifade ediliyor. Az önce bahsettiğimiz yönetmelikte işte gastronomi tesisleri var, kış sporları, mekanik tesisleri var, kongre ve sergi merkezleri, Efendim, e, konaklamasız eğlence merkezleri olabiliyor, günübirlik tesisler olabiliyor. Hatta golf tesislerine kadar bahsettiğimiz yönetmelikte bu turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte detaylar yer alıyor. Bir geceleme e, söz konusu bu saydıklarımızda olmadığı için, e, bunlar konaklama tesisi olarak sayılmıyor. Bununla sınırlı değil. Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 3. maddesinin F bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmeti e, hizmetleri de yine verginin konusuna girmemektedir. Hemen akla e, Sosyal Hizmetler Kanunu 3. Madde F e, bendine e, gittiğimizde hemen akla zaten gelen şey şu oluyor. Huzur evi. Yani devlete o ait bir huzur evi olabilir veya özel bir huzur evi olabilir önemli değil. Sonuç itibariyle yaşlılar, ihtiyacı olanlar bu huzur evlerinde geceleme hizmeti alıyorlar. Hatta işte bakım hizmeti alıyorlar, yemek hizmeti alıyorlar. E, bunlardan konaklama vergisi alacak mıyız? Hayır almayacağız. Niye? Çünkü e, konusuna girmedi ifade ediyor. Dikkat ederseniz kanunun ilk maddesinde yani verginin konusunu tanımlarken az önce size e, işte otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, e, kamping dağ gibi e, konaklama tesislerinde e, sunulan diye başlıyordu ilgili e, kanun metni. Dolayısıyla işte bu huzur evleri olsun işte nedir e, yatılı yetiştirme yurtları. Efendim yatılı çocuk yuvaları, yatılı kadın ve erkek konuk evleri, mesela sığınma evleri, işte kadınlar ve erkekler eşinden e, psikolojik, fiziksel e, şiddet görenleri mesela kaldıkları konuk evleri var. Şimdi bunlar konaklama burada konaklıyorlar. Peki bunlar konaklama vergisine tabi olacak mı? Hayır olmayacak. Bu da yine net bir şekilde ifade edilmiş. Bir de bu misafirhane, e, konuk evi vesaire e, olduğunu az önce saymıştık, ifade etmiştik, e, özel veya kamuya ait yerlerde. Burada arkadaşlar lojmanların konaklama tesisi olarak sayılmadığı da yine tebliğ içerisinde ifade ediliyor. Şimdi konaklama hizmeti sayılmayanları da anladık ama geceleme hizmeti nedir? Bir de bunun detaylarına bakalım. Zira verginin konusunu aslında bu geceleme hizmeti temelinde oluşturuyordu bahsettiğimiz tesislerde. Konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen tesiste günlük yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade ediyor. Yani bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Siz bir otele gittiniz, e, oteli kiraladınız, o odayı kiraladınız ama o odada e, kalmadınız diyelim ki. Ama sonuç itibariyle o gün itibariyle orada illa uyumanıza, kalmanıza gerek yok. Yani geceleme hizmetten kasıt o, o gece orada yatacağınız anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle siz odayı tutmuşsunuz. Orada o hizmeti almışsınız. Dolayısıyla burada geceleme hizmeti olarak bu değerlendiriliyor. Az önce ifade etmiştim kampinglerle alakalı da ne demiş e, ilgili tebliğde? Konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması ya da gecelemenin işletmeye ait olsun olmasın çadır, araba, çek, çadır araba, çekme karavan, işte bungalov gibi ünitelerde yapılmasının hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemediğini dolayısıyla verginin konusuna girdiğini ve konaklama hizmeti, konaklama vergisi e, alacağı ifade ediliyor. Geceleme hizmetinin biraz daha detaylarına girdiğimizde Güzel bir nokta var burada geceleme ile alakalı. Açıkçası bu bölüm taslak tebbi de yoktu. Asıl tebliğ yayınlandığında eklendiğini fark ettim. Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasını vergilendirmeye tesiri yoktur denilmiş. Yani siz hatta burada örneği de var. Vade ediyor örnekle iki İki tane çok güzel örnek verilmiş. Diyelim ki bir günlük kiraladınız oteli veya apart oteli. Parasını verdiniz. Daha sonra... Dediniz ki ben buradan ayrılmak istiyorum, Ya yani bu oteli beğenmedim, ben burada kalmayacağım. Çıktınız ya da acil işiniz çıktı orada kal kalamadınız. Bu durumda diyor ki e, tebliğde kusura bakmayın siz günlük bir geceleme e, kiralama durumu söz konusu olduğu için e, konaklama vergisi alınacaktır deniliyor. Ama esnediği bir nokta var. Zaten değişen bölümde ya da eklenen bölümde burası birden fazla günü kapsayan gecelemelerde Fiilen hizmetin sunulduğu günler dikkate alınır deniyor. Geceleme hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmaz diyor. E işte ne oldu? Otele gittiniz. Otelde 7 günlük bir rezervasyonunuz vardı. Otele gittiniz. ikinci günde acil bir işiniz çıktı. Oteli terk etmek durumunda kaldınız. Ne olacak şimdi? Sizden 7 gün için mi konaklama vergisi alınacak? Hayır deniyor ki fiilen 2 gün kullandıysan 2 gün konaklama vergisi alacağım senden diyor. Diyerseniz ilgili tebliğ zaten açıklamalar videonun açıklama kısmında olacak. O tebliği de bir okumanızda fayda var ama bu hazırladığımız eğitim tebliğin bütün detaylarını sizlerle paylaşıyoruz zaten ilgili videomuzda. Şimdi geceleme hizmetini de bu şekilde netleştirdikten sonra bir de geceleme hizmetiyle birlikte sunulan diğer hizmetlere bir bakalım. Bakın burada bir ince nüans var. Geceleme hizmeti ile birlikte sunulacak. Peki bunu nasıl tefsik edeceğiz? Yani bu nasıl anlaşılacak? O da kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil veya benzeri adlar altında pazarlanan bakın bu şekilde pazarlanan ya da satılan denilmiş. Şimdi siz sonuç itibariyle her şey dahil, ultra her şey dahil diye satıyorsunuz. Dolayısıyla nedir mesela otelinizde akva park var değil mi? Bu akva istifade etmek için satıyorsunuz ultra her şey dahil benim akua parkımdan da alakart yemek bölümümden de istifade edebilirsiniz diye satıyorsanız o zaman bu tutarın içerisinde o akua park kullanma bedeli de var büyük ihtimalle işte alakartta yemek yeme bedelleri de var bunlar konaklanma vergisinin konusuna giriyor. Çünkü bu şekilde satmışsınız. Dikkat edecek olsanız tesis bünyesinde geceleme hizmetin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna gireceği de yine net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi şöyle bir durum var. O da kahvaltı anlaştınız otelle. Ne yaptınız? Akşamleyin akşam yemeği çok güzel bir akşam yemeği çıkmış. Dışarıya da çıkmak istemediğiniz Otelde yemeği yemeğinizi yediniz. Akşam yemeği yediniz. Ne oldu? Bedeli mukabilinde parasını ayrıca verdiniz. Bu durumda değerli arkadaşlar e, bunun için konaklama vergisi alınmayacağı ifade ediliyor. E, sadece bununla sınırlı değil, konaklama tesisinde konaklamayanlara verilen hizmetlerde vergiye tabi değil. Yani geceleme hizmeti almayanlarda vergiye tabi değil. bunun da yansıması şu şekilde olabilir. Diyelim ki bir otelde kalıyorsunuz. Yan otelin de spası çok muhteşem. Oradan bir spa hizmeti alacaksınız ya da yan otelde çok güzel bir aqua park var. Çoluk çocuk oraya gitmek istediler. Kalktınız yan otele gittiniz. Yani son netice itibariyle o hizmeti aldığınız aquapark park hizmetini aldınız. Otelin otelde konaklamıyorsunuz. E haliyle burada geceleme hizmeti buradan almadığınız için bu şekilde konsept bir satışı olmadığı için buradan konaklama vergisi alınmayacağını net bir şekilde yine ifade edebiliriz. Ee, bu da bununla sınırlı değil. Bence tebliğdeki tebliğ örnekleri bu arada çok güzel. Ee, örneklerden biri çok hoşuma gitti. Özellikle çok hoşuma gitti. Kapadokya örneği var. Tesis bünyesi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan e, konsept satışlarda her bir hizmetin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi suretiyle konaklayana tesis bünyesi dışında sunulan hizmetler için diye başlıyor. Ayrıca fatura düzenlenmesi ya da bu hizmetle ilişkin bedellerin konaklama hizmeti nedeniyle düzenlenecek faturada ayrıca gösterilmesi durumunda halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu durumda vergi sadece konaklama hizmeti üzerinden alınır denilmiş. Şöyle ifade edelim. Kapadokya'da oteliniz var. Japonya'dan bir turist kafilesi gelecek. Ne kadar anlaştınız? Diyelim ki 10.000 Euro'ya anlaştığınızı varsayalım. 10 gece 10.000 Euro siz onlardan alacağınızı varsayalım ben rakamları farazi konuşuyorum. Çok hakim değilim turizm sektörüne çok hakim değilim. Onun için eğer rakamlar biraz hani fazla geldiyse veya uçuk geldiyse kusura bakmayın. Nedir? Bu şekilde anlaştınız diyelim ki ilgili turistlerle. Ne yaptınız? Bu turistler havalimanına geldi. Havalimanından bunları aldınız. Bir transfer hizmeti oldu değil mi? Sonra aldınız onları aynı zamanda başka bir gezi firmasıyla anlaştınız. İşte o gezi firması onları Kapadokya'nın turistik yerlerini gezdirdi müzelere giriş yapıldı, rehberlik hizmeti alındı. Bunlar tabii sizin oteliniz bünyesinde, tesis bünyesinde değil. Bunlar bunlardan bağımsız yapıldı. İşte bir gün balon turu yapıldı vesaire. Dolayısıyla ne diyor burada tebliğde? Sen diyor eğer tesis bünyesi dışında böyle bir hizmet verdiysen diyor konaklayanlara o zaman bunu bana kanıtlarsan Nasıl kanıtlayacaksın? Ayrıca fatura düzenleyeceksin ya da fatura da bunu ayrıca göstereceksin. Bunu kanıtlarsan bunlardan konaklama vergisi almayacağız diyor. Bunlardan konaklama vergisi alınmayacağı ifade ediliyor. Şimdi geceleme hizmetiyle birlikte sunulan diğer hizmetler noktasında yine bir güzel bir noktaya daha temas edilmiş. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan. Nedir? Organizasyon, işte kokteyl, kongre, sempozyum, düğün gibi toplantı. Gibi hizmetler verginin kapsamına girmiyor. E, Halil'de yani mantıklı olan da bu. Söz konusu organizasyon hizmetinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde. Şöyle olduğunu varsayalım. Bir düğün söz konusu oldu otelimizde. Gelin tarafından da 10 e, kişinin o, o gece orada konaklama durumu söz konusu olacak. Böyle bir olasılık da var. Böyle bir şey olursa deniyor ki düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için yine ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz deniyor. Dolayısıyla işte düğünden dolayı konaklama vergisi alınma durumu söz konusu değil ama orada konaklayanlarla alakalı konaklaması durumunda her ne kadar hani düğün tutarı içerisinde yer alsa da bunlardan vergi alınacağı ifade ediliyor. Tabi e ayrıca faturada yine gösterme durumu veya ayrı fatura düzenlenmesi bizden bekleniyor. Belki.